Akil İnsanlar Heyeti Ege Bölgesi Grubu üyeleri, Muğla ziyareti kapsamında üniversite öğrencileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Akil İnsanlar Heyeti Ege Bölgesi Başkan Vekili Avni Özgürel ve heyet üyeleri Baskın Orhan, Fadime Özkan, Hasan Karakaya, Fehmi Koru, Fuat Keyman, Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Özgürel toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin imparatorluk döneminden itibaren başladığı meclisi idareyi, demokrasinin inşasına dönüştürebilmek için Cumhuriyet döneminde muhtelif girişimlerde bulunduğunu, devamında yaşanan darbeler döneminin ardından ülkenin sivil idareler eliyle yeniden demokrasi arzusunu ortaya koyduğunu söyledi. Mevcut hükümetin 11 yılı aşkın süredir iktidarda olduğunu hatırlatan Özgürel şöyle konuştu. Muhtedir olduğu söylenebilir ve demokrasinin inşası noktasında ki bu 2023 hedefi belki şu ara sadece yüksek sesle AK Parti tarafından ifade ediliyor ama mevcut 3 partinin de, 3 büyük partinin de programlarında 2023 yani Cumhuriyet'in 100. hedefi mevcut. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet'in 100. yılını demokrasisinin bütün eksiklerini gidermiş, modern, çağdaş bir devlet olarak kucaklama kararında Türkiye'nin bu hedefe varması için önünde bir hepimizin bildiği engel terör, şiddetin ortadan kaldırılması. Çünkü şiddet devam ederken demokrasi projesi yürütmek, demokrasinin inşasını projelendirmek mümkün değil. Süreçle ilgili herkesin aklında endişeler ve çekinceler olabileceğine işaret eden Özgürel, süreç ilerledikçe bu kaygıların ya yersiz olduğu ya da kaygılar istikametinde yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğinin ortaya çıkabileceğini vurgulayarak, itirazlar kabuller ve bazen de protestolarla karşılaştıklarını kaydetti. Ege'de kuracakları temaslar öncesi kendilerine Ege çok sert, şöyle olumsuzluklar var denildiğini anlatan Özgürel, teröre en fazla şehit veren bölge olan Ege'de barışın ve huzurun diğer bölgelere oranla daha fazla talep edilmesi gerektiğine işaret etti ve görüştüğümüz her kademeden insan Türkiye'de huzur istiyor dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin inşasına en fazla zemin oluşturmuş coğrafya bu topraklar. Bu bakımdan buranın karşı çıkması diye bir şey herhalde düşünülemezdi. Nitekim biz gezdiğimiz 8 ilin ve ilçenin tamamında basın her ne kadar protestolara sadece ilgi gösteriyor olsa bile yaptığımız bütün temaslarda görüştüğümüz her kademeli insan, bunlara şehit aileleri dahil olmak üzere herkes Türkiye'de huzurun, sükunetin ve gerçek hedeflere doğru teksif olup yürümenin gayreti ve temennisi için. Özgürel'in konuşmasının ardından heyet üyeleri, katılımcıların görüş ve önerilerini dinleyerek notlar aldı. Muğla Üniversitesi'ndeki bu toplantının ardından heyet üyeleri, Gökova'nın Akyaka beldesindeki bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Heyet içeride toplantıyı gerçekleştirirken dışarıda ise protesto vardı. Ellerinde Türk bayrakları olan bir grup vatandaş toplantının sonuna kadar sloganlar atarak Akil İnsanlar Heyeti'ni protesto etti. Cumhuriyet değil, AKP yıkılacak. Cumhuriyet değil, AKP yıkılacak. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Fuat Keyman, Fadime Özkan, Baskın Orhan ve Hasan Karakaya'nın katıldığı toplantıda sürece ilişkin gazetecilerin fikirleri alındı. Toplantının başında konuşan Keyman, 2 aydır Ege bölgesindeki tüm illeri gezerek görüşmelerde bulunduklarını söyledi. Muğla'da Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrenci ve akademisyenlerle görüştüklerini hatırlatan Keyman, yerel medya mensuplarının da düşüncelerini öğrenerek katkılarını almak için bir araya geldiklerini dile getirdi.
Keyman'ın konuşmasının ardından grup üyeleri gazetecilerin sürece ilişkin görüş ve önerilerini dinledi. Ben gelmeden önce soru yok. Diğerlerinde.